Merhaba arkadaşlar iyi günler. Bugünkü videomuzda 2020 Tokyo Olimpiyat oyunlarında kazanılan madalya sayılarını ve sıralamayı sizlerle paylaşacağız. Biliyorsunuz ülkemiz ilk altın madalyasını Mete Gazoz'la, olimpiyat sporcumuz Mete Gazoz'la kazandı. Onunla ilgili de öne çıkan haberlere bakalım istiyorum. Sıralamadan başlayalım arkadaşlar. Sıralamada Çin birinci sırada Toplam 50 madalya, 23 altın madalya ile birincilik Çin'de. İkinci sırada Amerika Birleşik Devletleri 20 altın madalya ama toplamda da 57 madalya sayısı var. 21 gümüş, 16 bronz madalya kazanmış Amerika. Üçüncü sıra Japonya, 4 Avustralya. Beşinci sırada Rusya Olimpiyat Komitesi. Altıncı sırada Büyük Britanya. Yedinci sırada Güney Kore. Sekizinci sıra Fransa. Dokuz Hollanda. 10 Almanya. Almanya'da toplam 19 madalya ve 4 altını var bunların içinde de. 10. sırada yer almış arkadaşlar. Fark ettiyseniz bütün bu ülkelerde eğitim üst seviyede. Yine maddi olanaklar e, üst seviyede. Rusya'da biraz farklı olabilir ama Rusya'da da Sovyet'ten gelen bir birikim. E, altyapı tesisleri, e, eğitmen kadrosunun genişliği okul çağından itibaren hatta daha küçük yaşta anaokulu çağından itibaren bu öğrencilere, bu sporculara yönelik kaliteli eğitim sayesinde olabilir. Benim düşüncelerim altın madalya ve madalya sayısının çoğalması öncelikle eğitimden, tesis altyapı yeterliliğinden ve kaliteli, liyakatlı eğitmen kadrosundan geçiyor. Almanya 10. sıradaydı. Geri kalanlarda şöyle görüyoruz aşağıya doğru liste ıı, devam ediyor. Ülkemiz Türkiye. Şu ana kadar 3 madalyamız ve 1 altın madalya Mete Gazoz geldi. Ee, yakında da herhalde kısa sürede de birkaç madalya daha kazanabiliriz. Ee, hedefimiz altın madalya. Umarım Türkiye e, sıralamada da üst sıralara çıkar. Sporcularımız daha çok madalyalar kazanırlar arkadaşlar. Şimdi sıralamayı kapatalım. Mete Gazoz Okçuluk'ta olimpiyat altın madalya kazandı. Instagram adresini göstermek istedim sizlere. Mete Gazoz olarak Instagram'da bulabilirsiniz. 217 bin takipçisi var. Sporcumuzu tebrik ediyorum ben de. Bizi bu üzüntülü günlerde, kötü günlerde mutlu etti. Yüzümüzü güldürdü arkadaşlar. Hürriyet'in bir haberi var. Mete Gazoz'un şifreleri diye. Gözlük mesajı e, okçuluk benim hayatımın bir parçası evimin içinde dolaşır gibi günlük işlerimi yapar gibi ok atmaya çıkarım mesajı vermek için bulunan bir yöntem. Bu rahatlığı sahaya çıktığı anda rakiplerin stres olmasını sağlıyor denilmiş. Gözlüğü performans gözlüğü değil günlük gözlük kullanması kariyer ekibinin bilinçli bir seçimi. Şapkası hocası Göktuğ Ergin'in 2008 Pekin Olimpiyatlarında taktığı şapka Mete Gazoz'un Uğur'u. Bunları neden okuyorum arkadaşlar? Çünkü gerçekten... Büyük bir başarıya imza attı. Ee, daha iyi tanımak amaçlı bu haber ve derlemeyi sizlerle paylaşmak istedim. Saati G-Shock marka saati. Kariyer ekibinin hediyesi ve vuru. Değeri 4000 TL. Sponsorun Nike. Nike markasının dünyada sponsor olduğu ilk okçu Meta Metagazos. Malzemesi Hoyt marka. Fiyatı ise yaklaşık 3000 Euro. Yani dediğim gibi... Maddiyat da önemli arkadaşlar yani bir malzeme malzemeleri 3000 Euro neredeyse 30-35 bin lira yapıyor. Ülkemizde maalesef ekonomik olarak bu sporculara altyapılardan itibaren daha fazla destek verilmesi gerektiğini düşünüyorum. Maalesef yeterli olmadığımızı düşünüyorum. Onun dışında eğitimini spor yönetimi bölümü öğrencisi olarak Nişantaşı Üniversitesi'nde okuyormuş. Nabız ise rakibinin nabzı yarış anında 160-165 iken... Metenin nabzı ise 125-145 ölçülmüş. Bunun için nefes tekniği ve yüksek nabız antrenmanı yapıyormuş arkadaşlar. Yine onun dışında 5 kişilik kariyer yönetim ekibi varmış. Bütün planlamasını bu ekip yönetiyormuş. Yasemin, Ecem, Anagöz de aynı ekiple çalışıyormuş arkadaşlar. Diğer bir haber şöyle NTV'nin haberi, NTV Spor bölümünün. Olimpiyatta madalya getiren 7. branş. Okçuluk Türkiye'ye Olimpiyatlarda madalya getiren 7. branş oldu. Türkiye Olimpiyatlarda kazandığı toplam 93 madalyanın tamamını atletizm, boks, güreş, halter, judo ve taekwondo branşlarında kazanmıştı. Okçulukla birlikte madalya sayısı 94'e, madalya, madalya getiren branş sayısı da 7'ye yükseldi. Yine e, Olimpiyat madalyası almayı garantileyen Buse Nas Çakıroğlu'nun haberinde paylaşmak istiyorum. 2020 Tokyo Olimpiyat oyunlarında boksta kadınlar 51 kiloda yarı finale çıkan Buse Nas Çakıroğlu olimpiyat madalyasını garantiledi haberi var. Taylandlı sporcu Jutamas Jitbong'la mücadele etti çeyrek finalde ve e, karşılaşmayı kazandı. Yine tebrik ediyoruz sporcumuzu. Yine birkaç sporcumuzdan daha madalya bekliyoruz. Umarım ilerleyen günlerde oyunlar devam ediyor. İlerleyen günlerde madalya sayımız çoğalır arkadaşlar. Spora ve sporcuya destek vermeye devam etmeliyiz. Sporu bir yaşam biçimi ve eğitimin bir parçası haline getirmeliyiz arkadaşlar. Bu sayede madalyalarımız da çoğalacaktır. Daha başarılı olacağızdır diye düşünüyorum. Bu derleme ile videoyu sonlandırıyorum. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.